Abdullah Bey, hoş geldiniz fuarımıza. Fuarımız nasıl geçiyor? Çok teşekkür ederim Özge Hanım, çok sağ olun. Fuar hareketli. Tabii bu yıl fuarda özellikle sürdürülebilirlik adına, biyoenerji ve sürdürülebilirlik adına özellikle çevre faktörünün ve çevrenin önceliklendirilmesinin ön planda olduğunu görmek tabii ki bizi de bir sigorta şirketi olarak sevindirdi. Son dönemde özellikle çünkü bizim de bununla alakalı ciddi açılımlarımız var ve tabii fuarda şu anda standı olan tek sigorta şirketi olmak da bizim adımıza sevindirici. Peki bir sigorta şirketi olarak bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki HDI Sigorta dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren ve Türkiye'de operasyonu olan büyük bir sigorta şirketi. Talanx grubuna dahil. Ve Türkiye'deki operasyonları itibariyle de hem elementer branş dediğimiz hem de sağlık branşında faaliyet gösteren, son dönemde katılım sigortacılığı konusunda da ruhsatımızı aldık ve faaliyetlerimize başladık, devam ediyoruz. Şu anda tabii sektör önceliklerini belirleyen ve sektörde gerçekten teveccüh gören sigortalılarımız tarafından ve acentelerimiz tarafından, sigortacılar tarafından teveccüh gören bir sigorta şirketi olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz tabii ki. Uygulamalarımızın sahada net bir şekilde karşılık buluyor olması özellikle bizi mutlu ediyor. İhtiyaçları karşılayabiliyor olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Bununla alakalı son 2 yıldır devam ettirdiğimiz daha iyisi için sözümüz var mottomuzla birlikte sürekli olarak daha iyisini yapmak için arkada çalışan gerçekten özverili ve kendisini sürekli güncelleyen, güncel ihtiyaçlara cevap vermek adına sürekli geliştiren bir ekip var. Özverili çalışan bir ekip var. Dolayısıyla HDI Sigorta'nın Türkiye'deki operasyonlarına baktığımız zaman bir sigorta şirketinin sadece teminat, poliçe, garanti ya da sözden öteye geçerek çevre için, insanlık için, doğa için, ülkemiz için neler yapabiliriz? Bunları düşünerek bu şekilde hareket etmeye devam eden, bu hassasiyeti göstermeye çalışan bir sigorta şirketiyiz. Peki orta ve uzun vadede hedefleriniz neler? Şöyle, HDI Sigorta'nın öncelikle sigorta endüstrisi, burada aşina olduğumuz endüstrilerden biraz daha farklı. Sigorta endüstrisi içerisindeki kar zarar rasyoları çok daha farklı çalışıyor. Tabii ki bir ticari işletmenin öncelikli hedefi kazanç sağlamaktır. Fakat bu kazancı sağlama noktasında zorunluluklarınız ve tercihleriniz vardır. Biz tercihlerimizle alakalı ihtiyaçları karşılarken tabii ki insanların maliyetlerini de düşünmek durumundayız. Ve bu maliyetleri öteye geçirirken, yani bu maliyetlerin ötesine geçmeden açıkçası minimumda tutarak, kendimizi de güvenli alanda tutarak özellikle sigorta bilincini yaymak, pazarı genişletmek ve pazarı genişlettikten sonra insanların sigortaya olan ihtiyacını iyi anlamak, iyi dinlemek ve net bir şekilde karşılayabilmek. Uzun vadede tabii ki biz dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kalıcı olmak ve insanlarla, partnerlerimizle, iş ortaklarımızla, çözüm ortaklarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Bu sürdürülebilir ilişkileri kurmak sadece ticari ilişkilerden ileri gelmiyor. Zannediyorum endüstrimizdeki diğer aktörlerden en büyük farkımız da bu. Biz insani anlamda ve insan ilişkileri noktasında performanstan öte daha çok insan temelli ve insan odaklı çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü sigorta şirketi, sigorta aracısı sigortalının ihtiyaçlarını karşılamak ve sigortalının taleplerine cevap verebilmek için çalışmalıdır. Bu da sadece sorumluluğumuz sigortalının sigorta ihtiyacı değildir. Ve toplum içerisinde, çevre içerisinde yaşayan bütün canlılara karşı faaliyet gösteren her ticari işletme olduğu gibi sigorta şirketinin de bir takım sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek için, ki biliyorsunuz poliçe alışılageldiği üzere örnek veriyorum kağıda basılır ve biz kağıtsız sigortacılık noktasında kağıda basmadan poliçe üretmek ve dijital sigortacılığı hayata geçirmek için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar orta vadede tamamlanmış olacak, kısa vadede hayata geçirmiş olacağız. Hatta geçirdik önemli bir kısmını. Uzun vadede ise bu sürdürülebilirliği sağlamak adına açıkçası çevreye olan sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. Bunlardan en önemlisi tabii ki nesle olan, yani Türkiye'deki ya da dünyadaki insanlık nesline olan hizmetimiz. Bununla alakalı da sigorta bilincinin geliştirilmesi. Üniversitelerde genel müdürümüz Sayın Ceyhan Hancıoğlu, sektör içerisinde çok sevilen, saygı duyulan
bir sektör büyüğümüz aynı zamanda. Üniversitelerdeki öğrencilerimiz ve bunlarla olan iletişimine çok çok önem veren bir yönetici ve onların sigorta bilincinin geliştirilmesi adına, yeni sigortacıların sektöre daha bilinçli kazandırılması adına önemli programları insan kaynaklarımız ve yöneticilerimizle beraber uyguluyoruz, uygulamaya da devam ediyoruz. Bu manada ikinci nesil, üçüncü nesil acentelikler ve sigortacıların yetişebilmesi için eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle alakalı hem gençlerimizi bilgilendirip hem de genç sigortacılarımızı gelecek sigorta endüstrisine daha iyi hazırlayabilmek için, daha bilinçli bir toplum yaratabilmek için bu manada sosyal sorumluluk projelerimiz var ve devam ediyor. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Peki eklemek istediğiniz bir konu var mı? Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle burada bu yıl bu fuarı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu fuarda hani konseptin sürdürülebilirlik olduğunu, çevrenin çok önemli ve ön planda olduğu bir organizasyona hem sponsorluk yaptıkları için hem de burada bizleri sizlerle buluşturdukları için gerçekten bir vizyon ortaya koyduklarını bir kez daha görmüş oluyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. İyi geldiniz. Hoşçakalın, sağ olun, teşekkür ederim.